bizim yapıştırdık. Ben de ülkeme iyi bir... Ne düşünüyorsun tercihlerle ilgili gerçekten? Bu. Yaklaşık da olur. Şuradan falan veriyor şu an ama. Allah yardımcın olsun. Büyük bir yarış. Tercih yapmadım. Hangi meslekler kişiye dağılıklanıyor, ilgini de çekiyor açıkçası. Ne düşünüyorsunuz siz bu arada? Sen ne okuyorsun? Gerçekten öğrenci dostu bir belediyeyiz ama çocuklarımızı şehrin gerçeklerini, ülkenin gerçeklerini de göz önüne alarak hayata hazırlama noktasında sunulacak bütün imkanları ortaya koymaya çalışıyoruz açıkçası. Yaptığımız bu. Önce şunu ifade edeyim. LGS sınavları sonrasında başlayan 2022-23 yılı tercih döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik Spor Daire Başkanlığımız marifetiyle İl Milli Eğitim Müdürümüzle koordineli bir şekilde lise öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde ücretsiz rehberlik desteğinde bulunmaktayız. 18, 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel, UNESCO Meydanı, Yıldırım Belediyesi'nin park alanı, Podium Park, Mudanya Buda İskele Meydanı, Gemlik Sahil İskele Meydanı ve Nilüfer, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı olmak üzere toplamda 8 noktada gençlerimize 8 tercih noktasında yardımcı olduk. Ayrıca bildiğiniz gibi belirlediğimiz sanayiden aldığımız bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz 20 alanda da tercih eden çocuklarımıza da meslek liselerinin o ilgili bölümleri tercih eden çocuklarımıza da maddi durumlar tabi sıralanarak tamamen bilgisayar ortamında değerlendirerek 5000 evladımıza aylık 300 TL olmak üzere de burs vermiş olacağız. Eylül 2022 tarihinden itibaren de bu burslar başlamış olacak. Ben o bölümleri özellikle burada ifade etmek istiyorum. Elektrik, elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı olmak üzere 20 ayrı bölüm meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizin yapılan değerlendirmelerde 5000 öğrencimize burs imkanı sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi daha önce 3000 öğrenciydi. Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Bursa'da Milli Eğitim Bakanımızı misafir ettiğimizde onun bu sayının 5000'e çıkarılmasıyla alakalı bir ricası oldu ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Başka şehirlere de örnek oldu. Bazı şehirlerden de işte Konya başta olmak üzere bu tip katılımların olduğunu duyuyoruz. Tabi burada bir amacımız da var, bir muradımız da var. Bursa gibi sanayisi güçlü, her geçen gün gelişen şehirde takdir edersiniz ki aranan elemanlara ihtiyaç var. Meslek liselerinin dolu dolu olmasına ihtiyaç var. Çok iyi de meslek liselerimiz var. Öğrencilerimiz burayı tercih etsin. Burayla alakalı bir rekabet oluşsun ve bu da sanayiye pozitif olarak yansıyacaktır. Ben inşallah birkaç yıl içerisinde bu projenin muradına ereceğini ve gençlerimizin de hayata hazırlanma noktasında çok önemli bir altyapı oluşturacağını buralardan inanıyor ve ümit ediyorum. Hem milletin müdürümüze yaptığımız bu çalışmalarda bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün son gün öğrencilerimiz için de tercihleri hayırlı uğurlu olsun derim. Bakanım da ifade etti ki Bursa bir sanayi şehri. Sanayide üreten çocuklar ve meslek eğitimi bilen alanında yetişmiş çocuklar çoğaldıkça Güçlü Türkiye hikayesinin çok daha hızlı bir şekilde yazılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediye'miz başkanımızın desteğiyle Burs Kopu başlattı. Türkiye'ye de örnek oldu. 5000 tane meslek lisesi öğrencimiz bu destekten ilgili alanları tercih ettiğinde yararlanacak. Ve buralarda okumaya devam edecekler. Bu çocuklar buradan mezun oldukça güçlü olan sanayimizi çok daha güçlü noktalara çıkartacaklar. Tabii sadece meslek eğitimde değil diğer alanlarda da çocuklarımızın tercihi olacak. Ama mesleki ve teknik eğitime
rağbet arttıkça, meslek eğitim güçlü Türkiye yolculuğunda iyi çocuklar yetiştirmeye başladıkça fen liselerimizde, Anadolu liselerimizde, İmam Hatip liselerimizde çok daha güçlenecek ve çok daha iyi bir noktalara çıkacağız. O yüzden çocuklarımızın bugünden sonraki hayatlarının hayırlı olmasını, kazandığı noktalarda en iyi olma yolunda çok iyi bir şekilde ilerleyeceklerinize inanıyoruz. Büyükşehir Belediye'mize Türkiye'de bu mesleki eğitimin çocuklarının burs desteğini başlattığı için ve bütün ülkeye örnek olduğu için ben şükranlarımı sunuyorum. Umarım ülkemiz için bugünden çok daha iyi olacak her şey. Bursa için bunun net olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Abim de tercih etmişti. Bana da önerdi. Ben de seçtim. Elektroniğe gideceğim nasipse. Bilgi getirdim. Yani mesleğe gidersen burs alabilme imkanım varmış.